da bebek işi. Bunu okumaz mı akşam? Ya bu çok güzel. Ay korktum. Öykü, seçecek misin artık? Alt tarafı kitap. Bir dakika. Neyi bir dakika? 40 dakikadır buradayız. En güzelini seçmeye çalışıyorum. Allah Allah. Açma bu kitaptan ya. Ya. Ben bunu çok beğendim. Tam da aradığım kitap. Bakayım. Gerçekten de öyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oha, 66 lira ne? Sen en son ne zaman kitap aldın? Bizim okulda kütüphane vardı. Orada gider okurduk. Ver şunu. Ama bu özel seri. Hem Mertcan gezegenlere bayılır. O ne haller lan? Ne Mertcan'ı ya? Ver şunu diyorum ya sana. Ya ben ver. Şunu diyorum. Al işte bunu. Al bunu, hadi. 05. Evet, Mertcan'a göre işte. Hayır, hayır. Değil. Bıraktık. Hayır, bu. Ver. Bıraktım sana. Bunu al diyorum. Her tarafı devirdim. Hayır. Hayır Mertcan, bu kitabı almayacağız. Hayır. Aldığın her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Büyüyünce teker teker ödeyeceksin hepsini. Ne oldu? Kaldın bir. Büyüyünce işe girip hepsini ödeyeceksin, o kadar. Tamam mı? Tamam. O zaman sen de içeride kibar olacaksın. Tamam. Kimseyle kavga etmeyeceksin. Ben niye biriyle kavga ediyorum ya? Çocuk muyum? Sen etme. Tamam. Ben baştan söyleyeyim de. Hadi. Bete teyze. Mertcan. Merhaba, hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsun Öykü. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Mert. Öykü. İyi ki doğdun. Mertcan, ne haber? İyiyim. Sus. Hadi oynayalım hadi. Nereye? Siz de buyurun. Bir şeyler isterseniz alın oradan. Tamam tamam, ben bulurum kendime bir köşe. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ben ne yapacağım? Şşt, ben gidin öte yanda oynayın. Ben. Çocuklar başka yerde oynayın. Bak rahatsız ediyorsun. Yok yok, çok tatlılar. Sen Erkin'in babası mısın? Hı hı. Sen önceden ölüydün değil mi? Nasıl laf lan? Allah gecinden versin. Evet yani buradayım işte. Yaşıyorum çocuğum. Ay o nasıl laf oğlum öyle? Hadi arkadaşların yanına. Ama Öykü öyle demişti. Neyse can. Çok tatlılar maşallah. Hadi dedim arkadaşlarının yanına. Bak pasta keseceğiz birazdan. Hadi, hadi. Kusura bakmayın. Çocuk haklı işte. Çocuk haklı. Yiyecek bir şeyler alır mısınız? Nerede? Hı? Merhaba. Siz Öykü'nün babasısınız değil mi? Evet. Bunları tabii... Çatal şey. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Siz? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Hem annelik hem babalık yapıyorsunuz. Bravo size. Tabii yani siz anneler gibi olamasak da biz babalar da elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. İşiniz zor yalnız. Çocuğun okulu, bulaşıklar, yemek ve bir taraftan da işe gidiyorsunuz. Allah kolaylık versin size. İşte yani sevgiyle yapınca oluyor. Yemekleri siz yapıyorsunuz galiba. Evet. Ben yaparım. Ne güzel, ne güzel. En iyi yaptığınız yemek ne?
İşte dolma sararım kalem gibi. Ya Didemciğim, görüyor musun ne babalar var? Benimki mutfağa sadece yemeğe girsin, o kadar. Aa, benimki en azından menemen yapıyor şekerim. Siz hangi tür yemekler yapıyorsunuz? İşte dolma sarıyorum. Çok güzel kuru fasulye yaparım. Öykü bayılır. Bayılır, evet. Bravo. Bravo inşallah. Üfleme. Önce dilek dile. Ha. Öykü, bırak oğlan üflesin. Ne tutuyorsun? Bir dakika. Tuttum. Tamam. Ne tuttun sen? Ne tuttun? Dilekler söylenmez. Teşekkür ederim. Çok güzel. Rica ederim. Nedir ya? Habire sarılıp sarılıp duruyor. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Olsun Mertcan. Teşekkür ederim. Şimdi fotoğraf çekinelim isterseniz. Siz bizim fotoğrafımızı çeker misiniz? Ben mi? Evet, siz. Ben telefonu vereyim size. Buyurun. Bir de bu taraftan. Hı? Bir de şu karşıdan çeker misiniz? Şimdi biz de sizi çekelim. Buyurun. Yok yok, gerek yok. Olsun, olur mu? Buyurun. Buyurun. Çekiyorum. İyi, güzel de bunlar nasıl çıkacak yüz? Ya, yıkayınca hemen çıkıyor. İyi, tamam. Öykü, hadi biraz daha öne de gidelim, çok sıkıldım. Ya, parti daha yeni başlıyor. Ne yeni başladı ya? İşte mumu falan üfledik, tamam. Tamam işte, biraz daha öne de... Hadi gidelim. Bu nedir ya? Her fırsatta elini tutuyor. Çok iyi anlaşıyorlar değil mi? Evet. Tam bir kardeşler. Kardeş. Annesi. Geç bakayım sana, arkadaşlarımın yanına geç. Aynacığım hoş geldiniz. Canım benim, geç kaldık ya. Kusuruma bakma, ben anlamadım bu saatte neyin trafiği. Ancak gelebildik yani. Ay tabii siz pastayı da kestiniz. Ya hay Allah ya. Olsun canım. Sen geç Demir Bey'in yanına. Ben geliyorum sana bir tabak hazırlayayım. Demir Bey? Ha, Öykü'nün babası. Buyur. Geç, ben sana bir tabak hazırlayayım, geliyorum. Hamur işi çok koyma olur mu? Tamam. Merhabalar. Pardon. Siz Öykü'nün babasısınız değil mi? Hı hı. Demir Bey. Ben de İlayda'nın annesiyim. Öyle mi? Kızınızın dövdüğü İlayda'nı. Ben ısırdığı zannediyordum. Ha, siz biliyorsunuz yani. Evet, biliyorum. Pes. Bayağı da rahatsınız. Ama tabii böyle başıboş çocuk her şeyi yapar. Pardon, pardon. Anlamadım. Kimin başıboş? Kızınızın. Başıboş değil. Ben varım. Aa, öyle mi? Hiç belli olmuyor.
Hanımefendi ben manyak mıyım gelmişim buraya kısır börek yiyorum? Başında duruyorum işte. Ay aman ne marifet, bravo size. Beyefendi bakamıyorsanız bırakın. Devletin yurtları var. Hayır, biz de karşımızda bir muhatap bulalım. Ne yurdu be? Ne yurdu? Ben kızıma gayet iyi bakıyorum. Hmm, belli. Bakıyor tabii. Ama sen karışma be. Karışırım. Karışır. Onunla ilgiliyse karışır. Karış. Karışırım. Bravo size. Size bravo. Siz bu kafayla çok güzel çocuk bakarsınız. Bravo. Yok ya. Size mi soracağım ben nasıl yetiştireceğimi? Öykü gidelim. Gidelim. Afiyetler. Size de kusura bakmayın. Ya Deli Bey. Ama. Ay Necim aşk olsun yani. Sırası mıydı şimdi? Ama bırak gitsin ya. Ne işi var zaten burada ya erkek başına? Ama sırası mı şimdi? Hayret bir şey ya. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden olmadı. Bana bak. Kimsenin hatası yüzünden bir daha kimseden özür dilemeyeceksin ha. Bunu da kafana sok. Ama o zaman ben de İlayda'yı ısırmasaydım. Oh iyi yapmışsın. Hak etmiştir. Ben seni tanıyorum. Haklısındır sen. Bu ne ya? Bıdı 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 konuşuyor kadın kafamın etini ye diye. Sana ne ya? Çocuklar kavga etmiş. Sana ne ya? Ne aksiyon yaratıyorsun? Ne olayı kızıştırıyorsun? İyi yaptık zaten erken çıkmakla. Az kalsa, biraz daha kalsak örgü örecektim. Baba. Dondurma ısmarlayayım mı? Dondurma? Neyle ısmarlayacaksın? Birazcık param var. Babamın verdiği harçlıklardan biriktirmiştim. Sende kalsın o harçlıklar. Hem şimdi dondurma yersek boğazlarımız şişer. Yazın ısmarlarsın, olur mu? Tamam. Efendim? Korkmaz aradı. Bu gece işe çıkıyoruz abicim. Hı hı. Hı hı ne oğlum? Çıkıyoruz değil mi? Tamam. Kimmiş? Uğur abi. Geç geç geç. Of. Allah'ım ya. Hadi sen de üstünü başını değiş şu boyalarından kurtul. Kalsam. Aman iyi kal. Allah'ım ne yemişim. Seni çok seviyor. Kız onun sesini kız. Vallahi kafam davul gibi oldu çocukların içinde. Güzel çiçeklerim benim. Peki. Tatlı miniklerim. Sizi solarken iyice, iyice. Çok üzülüyorum. Tamam çünkü biraz açık kalsın. Çok seviyorum. Bu kim ya? Alo? Alo Demir Bey. Evet. Merhaba ben Doktor İhsan Erbil. Bir dakika. Doktor mu? Evet. Siz kaza geçirdiğinizde kızınızla ben ilgilenmiştim de. Evet. Şimdi yarın sabah hastaneye gelirseniz Öykü ile ilgili bir konu görüşmek istiyorum sizinle. Ne konuşacaktınız benimle? Şimdi telefonla anlatmak zor. Yüz yüze olsa daha iyi. Ben sizi yarın sabah saat 10'da Az Ev Hastanesi'ne bekliyorum.
Hayır, anladım da yani konu neydi? Yani şimdi anlatacağım ben size bütün hepsini ama şu anda telefonda anlatamam. Çok önemli bir konu. Yarın bekliyorum dediğim saatte. İyi, tamam. Gelirim hastaneye o zaman. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kimmiş? Hastaneden aradılar. O işte kaza geçirdiğimizde bizle ilgilenen doktor aradı. Ne için aramışlar? Ama kesin faturaları ödemedik bilmem nedir, yine para isteyecekler. Öf. Hadi üstün üstün değiştir sen. Sen yemiştin değil mi orada? Öykü? Candan Hanım? Öykü? Öykü? Benim ufaklığı gördün mü? Yok, görmedim. Allah Allah. Öykü! Sen doktorun dediklerini mi? Sen nereden biliyorsun doktorun dediklerini? Siz beni dışarı çıkarttınız ama... ben kapıdan sizi dinledim. Dediklerini duydum doktor. Ama merak etme teyze. Bana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Burada hiçbir şey olmayacak. Gel.
Öykü? Ben sizi yarın bekliyordum. Baban nerede? Babam gelmedi, ben geldim. Ama Öykücüğüm, benim babanla konuşmam gerek. Doktor amca, ne olur ne konuşacaksanız benimle konuşun. Peki, tamam gel. Gel şöyle otur bakalım. Otur böyle. Ben sana bir içecek falan söyleyeyim mi? Portakal suyu falan içer misin? Doktor amca. Biz babamla daha yeni tanıştık. Ve onun bunu öğrenmemesi gerekiyor. Neyi öğrenmemesi gerekiyor? Ben biliyorum. Hasta olduğumu biliyorum. Bir çeşitli bunamaymış. İlk başta hafızamı unutacağım. Sonra bedenimi hareket ettiremeyeceğim. Ve 20 yaşıma geldiğimde... Öykücüğüm. Bak şimdi ben ne diyeceğimi bilemiyorum ama bir şeyi merak ediyorum. Bu hastalığın tanısı sana daha önce nerede kondu? Teyzemle bir doktora gitmiştik. Orada bir doktor amca söylemişti. Ama doktor amca, hasta olduğumu kimseye söyleme, tamam mı? Hem bak ben çok iyiyim. Metoz uraklarını bile hatırlıyorum. Sayayım mı sana? Yeni Kapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayrantepe, Levent, Dördüncü Levent, Sanayi, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacı Osman. Öyküşüm. İstiyorsanız sorun. Gene sayayım. Yeni Kapı. Vezneciler. Haliç. Şişhane. Taksim. Osman Bey. Şişli. Gayrantepe. Levent. Dördüncü Levent. Sanayi, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacı Osman. Öyküşüm. Doktor amca. Kimseye söyleme, tamam mı, hasta olduğumu? Babama da söyleme. Bizim serumuz olarak kalsın, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.